Kıvanç karşımızda. Mehmet, çok sert müdahalenin altında zor şartlarda bize ulaşıyorsun ama seni bütün duyularımızla dinlemeye çalışıyoruz. Son notlarında neler var seni dinliyoruz. Değerli izleyenler, saatlerdir buradaki gösteriyi takip ediyorduk. Burası neresiydi peki? Hemen Kuğulu Park'ın altındaki Kennedy Caddesi'ydi. Burada gençler demokratik tepkilerini barışçıl bir biçimde dile getiriyordu. Ama şu anda görüyorsunuz yine her yer toz ve gaz bulutuna bulanmış durumda. Emniyet kuvvetleri az önce suyla müdahale yaptı. Şu anda da müdahale ara ara devam ediyor. Ama burada gençler bir adım geri atmayı düşünmüyorlar. Görüyorsun Toma buraya diyor. Şu anda gençler slogan atıyorlar. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, kadrajı biraz yaklaştırırsa, polis ara sokaklara sağlı sollu bir biçimde Toma araçlarından şu anda sıkıyor. Yani burada herhangi bir taşkınlık yapılmadı. Burada insanlar herhangi bir cam kırmadı. Burada insanlar çevreye en ufak bir zarar vermedi. Polise de en ufak zarar vermediler. Ama görüyorsunuz şu anda Toma araçları özellikle yan bölgelerden su sıkarak kitleyi dağıtmaya çalışıyor. Kameraman arkadaşından birazcık daha ön tarafa gelmesini rica ediyorum. Şu anda suyla müdahale başladı. Halbuki burada polis anonslarında size müdahale etmeyeceğiz şeklinde bir uyarı da yapılmıştı. Ama görüyorsunuz şu anda Toma aracı yan yollardan Tunus Caddesi. Şu anda gördüğünüz yer Tunus Caddesi'nden. Tunus Caddesi'nden Toma aracı girdi ve kitlenin üzerine yoğun bir biçimde Toma aracından tazikli suyla bir saldırı gerçekleştiriyor. Peki biz neden buna saldırı diyoruz? Çünkü buradaki gençler, binlerce insan var burada ve bir protesto yapıyorlar ve bu bugün ortaya çıkan bir şey değil. 31 Mart'tan beri bu protestolar devam ediyor. Şu anda da biber gazı seslerini duyuyorsunuz. Biber gazı da sıkılmaya başladı. Şu anda kitlenin ortasına biber gazları sıkılmaya başladı da burada gerçekten çok yoğun, çok kalabalık burası. Yani buraya biber gazı sıkmak insanların birbirinin üzerine çıkmasını teşvik ediyor adeta. Yani burada bir kaos yol açmaya çalışıyorlar. Ama gençler sakin. Buradaki gençler sakin. Biber gazına da alıştı buradaki insanlar. Suya da alıştılar. Müdahaleye rağmen bir panik havası yok burada. Faşizme karşı omuz omuza. İşte sloganları duyuyorsunuz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme. Gençler faşizme karşı omuz omuza sloganlarıyla polisin tombalı, biber gazlı, tazikli suyla yapmış olduğu müdahaleye karşı direnmeye devam ediyor. Evet, gerçekten emniyet güçlerinin, emniyet kuvvetlerinin bu caddeye girmemesi gerekiyor. Çünkü burada gençlerin, dediğimiz gibi az önce de hatırlattık bunu. Yani burada bir taşkınlık yok. Burada bir çevreye yönelik bir zarar veren bir kanun dışı bir girişim, kanun dışı bir protesto yok. Özgürlük, isyan değil. Özgürlük, isyan değil. Evet, polisin müdahalesinin ardından ön kısımlarda birazcık gazeteciler biraz açıldı. Ama şu anda yine gençler yeniden ön taraflarda toplanmaya başladı. Şu anda Toma aracının önünde, o su sıkan aracın önünde de çok sayıda genç var. Ellerini yukarıya kaldırıyor o gençler. Kameraman arkadaşından rica ediyorum. Şu anda Toma aracının önünde birçok genç var ve su sıkmasını, bu aracın su sıkmasını, ellerine doğru yürümesini kendilerini oraya siper ederek engellemeye çalışıyor. Bir genci görüyoruz. İki elini yukarıya kaldırmış ve Toma aracının önüne geçen bir genç var şu anda. Yanında da arkadaşları var. Gerçekten bu müdahalenin amacı ne, anlamı ne? Yani polis neden böyle bir müdahale yapıyor? Anlamak zor değil ama yorumu izleyenlere bırakalım bu müdahalenin yorumunu. O konuda biz yorum yapmayalım. Zaten görüntüler de her şeyi anlatıyor. Evet, dediğimiz gibi burada Kennedy Caddesi'ndeyiz. Gün içerisinde çok sayıda protesto gerçekleşti burada. Kuğulu Park Ankara'daki protestoların ilk başladığı yerdi. Orada protestolar gerçekleşirken gençler
gayet demokratik bir biçimde tepkilerini ortaya koyuyordu. Gün içinde şarkılar söyleniyordu, halaylar çekiliyordu. Ardından kitle kalabalık bir grup halinde Kızılay'a doğru yürüyüşe geçti. O yürüyüşün ardından sert bir müdahale yaşandı. Ama dediğimiz gibi yani bu tip müdahaleler, polisin gazlı, suylu, biber gazlı müdahaleleri buradaki insanların tepkisini yatıştırmıyor. Daha doğrusu burada bu şekilde müdahale edilebilecek bir asayiş sorunu yok. Onun altını özellikle çizmek gerekiyor. Az önce alandaki birçok gençle konuştuk. Yani gençler artık bu gazlara, müdahalelere de alıştıklarını söylüyorlar. Ve Erdoğan istifa edene kadar gençliğin ayakta durmaya devam edeceğini söylüyorlar. Evet, görüyorsunuz şu anda ön tarafı az önce biraz açılma olmuştu ama gençlerden polisine yönelik şu anda ne bir taş atıyor, ne herhangi bir şiddet içeren bir görüntü var. Gençler yalnızca sloganlarıyla ve bedenleriyle bu ağır baskı, bu ağır polis müdahalesine karşı burada dik duruşlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Aslında yani bunun üzerine böyle çok fazla da konuşmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi daha önceden şöyle görüntüler yaşanırdı. Polis su çıkardı, insanlar sağa kaçışırdı ama burada artık çünkü bıçağın kemiğe dayandığı da bir nokta var. Ankara'da günlerdir bu müdahale sürüyor. Yalnızca bugün değil. İzleyenlerimiz hemen onu da hatırlatalım. 31 Mayıs'tan itibaren burada gösteriler başladı. Hükümet istifa eylemleri başladı ve o günden bu yana şu anda ayın 9'una girdik. Şu saat itibariyle ayın 9'u ve gece gündüz eylemler devam ediyor ve polis ne yazık ki gece gündüz biber gazı sıkıyor. Yani biber gazı sıkmak yerine buradaki insanların dertleri, talepleri, istekleri ne? Bunu dinlemek emin olun çok daha az masraflı olurdu. Saldırmaya başladık. Öyle mi? Tamam. Evet, şu anda görüyorsunuz polis az önce kitlenin en önünde bulunan gruba oldukça sert bir biçimde müdahale etmişti. Şu anda kameraman arkadaşımın gösterdiği noktada az önce su sıkan bir tono aracı vardı. Şu anda o aracı göremiyoruz. Evet, polis şu anda tono araçlarını geri çekmek durumunda kaldı. Gördüğümüz görüntü aslında biraz da bunu gösteriyor. Önümüzde bir toz ve gaz bulutu var. Yoğun bir biçimde özellikle ön kısma biber gazı saldırısı var ama az önce gördüğümüz ekranlarımızdaki o su sıkan tono aracı sanırız Amerikan Büyükelçiliği'nin önüne doğru geri çekilmek durumunda kaldı. Buradaki kitlenin dik duruşu sayesinde diyebiliriz. Ve şu anda bekleyiş hala sürüyor. Ama bu bekleyiş değil aslında. Bu bir tepki, bu bir isyan. Gençlerin isyanı var, gençlerin istekleri var. Bakın görüyorsunuz. Atılan biber gazları havaya doğru atılmıyor. Altını çiziyoruz tekrar. Burada atılan biber gazları havaya doğru atılmıyor. Zemine, yere paralel bir biçimde kitleyi hedef göstererek, kitlenin içindeki insanları doğrudan vurma kastıyla atılıyor. Yani bu biber gazı müdahalesi değil bu aslında. Evet, görüyorsunuz ön tarafta Mustafa Kemal'in resminin de olduğu Türk bayrağını sallayan bir genci şu anda ekranlarımızda görüyorsunuz. Burası şu anda bu müdahalenin yaşandığı en ön nokta, en ön cephe diyeceğiz artık. Yani burada bir cephe. Bu cepheyi yaratan da buradaki gençler değil, maalesef polisin uygulamış olduğu bu şiddet. En önde gençler ellerinde bayraklarla, Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle polisin bu yoğun şiddetine, bu yoğun müdahalesine karşı dik duruşlarını, onurlu duruşlarını hala devam ettiriyorlar. Burada en ufak bir sapma, en ufak bir dağılma olmadı. Görüyorsunuz ön tarafta müdahale tono aracı geri çekildikten sonra o su bombardımanı diyelim artık. Çünkü o suyun içinde de gaz ve kum ve çakıl taşı olduğunu artık buradaki göstericiler öğrendi. Ona rağmen şu anda yine ön tarafta büyük bir kitle yeniden birleşti, yeniden buluştu.
Evet, şu anda yine bir ön tarafta bir hareketlilik yaşanıyor, görüyorsunuz. Ama müdahale biraz yavaşlamış görünüyor. Bunu yavaşlatan da buradaki gençlerin direnişi, buradaki gençlerin dik duruşu diyebiliriz açıkçası. Evet, umuyoruz emniyet bu tavrından vazgeçer. Yani burada, çünkü bu insanların talepleri, istekleri biber gazıyla ya da toma aracından su sıkılarak dindirilecek gibi değil. Anayasal hakları olan demokratik protesto haklarını insanlar burada kullanmaya çalışıyor. Yazılı kurallar, kaideler var belki ama bunu uygulamayan bir emniyet var Ankara'da. Yine maalesef bugün içerisinde üzülerek söylüyoruz, biber gazı müdahalede birçok yaralanan insan oldu. Özellikle bu biber gazlarının hedef gözetilerek atılması, insanların bedenlere hedef alınarak atılması ve neredeyse mermi olarak kullanılması birçok insanın yaralanmasına neden oldu. Çünkü bu biber gazı kapsülleri 10 santim, 15 santim boyutunda metal kapsüller ve yakından ateş edildiğinde ölümcül riskleri barındırıyor, tehlikeleri barındırıyor. Ve burada dediğimiz gibi bir asayiş sorunu, çevreye zarar veren, çevreyi yakan, dükkanları yağmalayan, hani böyle görüntüler verilmeye çalışıyor ama dediğimiz gibi en ufak bir bu yönde, bu şekilde bir gençlerden bir hareket gelmedi. Olumsuz olarak addedilebilecek bir davranış gözlenmedi. Yaşanan olay şu: ayın 31'inden beri, 31 Mayıs'tan beri gençler sokağa çıkıyor, genç yaşlı insanlar sokağa çıkıyor, hükümet istifa diyor, AKP istifa diyor, Erdoğan istifa diyor ve bunu diyen gençlerin üzerine sürekli trilyonlarca lira harcanarak, yine devletin kaynakları kullanılarak, yine burada insanların vermiş olduğu vergiler kullanılarak insanlara bir gazlı müdahale yapılıyor. Evet, görüyorsunuz, az önce şu anda gençlerin alkışladığı şey şu: polis barikatının, polisin müdahale ettiği barikatın geri çekildiğini görüyoruz. Ve olayı, o noktayı, az önce toma araçlarının ve polisin bulunduğu noktayı şu anda gençler doldurdu. Ve gerçekten çok, çok ilginç demeyelim, aslında buradaki gençler açısından çok normal bir duruş. Alan daha da kalabalıklaştı. Evet, burada bulunan yurttaşlar şu anda buradaki durumu, caddenin ismi Kennedy olduğu için Kennedy direnişi olarak adlandırılıyor. Neredeyse Ankara'nın bütün sokakları bir direnişin adı, bir direnişin simgesi haline geldi. Bunu da sağlayan emniyet kuvvetleri, yurttaşların söylediği şeyler bu şekilde. Biz bir taraftan yayınımızı yaparken bir taraftan da yurttaşlar çevrede tepkilerini bu şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hani dedik biber gazı, jop veya su bu protestoları dindirmez. Şu anda müdahale oldukça çevreden geçen araçlar da kornalarıyla protesto eden gençlere, protestocu gençlere, duyuyorsunuz şu anda sesleri, destek olmaya devam ediyor. Evet, şu anda gördüğümüz kadarıyla kadrajı biraz daha yaklaştırabilirsek, şu anda kitlenin ucu gençlerin oluşturduğu kalabalığın ucu Atatürk bulvarına dayanmış durumda. Az önce böyle bir durum, yani polis müdahalesi gerçekleşene kadar böyle bir durum söz konusu değildi. Gençler şu anki bulunduğu konumun bir 100-200 metre gerisindeydi ama polis müdahalesinden sonra ve polisin buradaki duruş sayesinde geri çekilmesinden sonra, geri çekildi de onu da söyleyelim, gençler şu anda Atatürk bulvarına doğru kalabalığın uzandığı, kalabalığın oralara doğru yaslandığını da görüntülerden açıkça görebiliyorsunuz. Evet, şu anda gençler tabi Atatürk bulvarına yaklaştı diyoruz ama hemen söyleyelim, Atatürk bulvarının, yani o bulvarın tam karşısında Amerikan Büyükelçiliği var. Gençlerin ilk tepkisi de buna aslında. Amerikan Büyükelçiliğine istifa, diktatör, istifa. Şu anda diktatör istifa sloganlarını duyuyorsunuz. Diktatör, istifa.
işte buradaki insanlar siyasetle ilgilenmiyor, hükümet istifa gibi sorunları yok. Hatta ana muhalefet lideri de hükümet istifa diye bir slogan ya da hükümet istifa diye bir talebin bu eylemlerin içerisinde olmadığını söylemişti ama az önce duydunuz. Hani biz de söylemiyoruz, siz de duydunuz az önce. Hükümet istifa değil, diktatör istifa sloganları burada atılıyor. Aman efendim. Kusalmam Allah'a. Helal olsun. Bir yandan Mehmet Kıvanç'ın evet sevgili seyirciler ulusal kanalda 3G canlı yayınında özellikle Kennedy Caddesi üzerinde bulunan yurttaşlarımızın olduğu alandan bir görüntü size yansıyor. Bir diğer taraftan da Doğan Haber Ajansı'nın Kennedy Caddesi'nin öbür tarafı yani polislerin bir anlamda barikat kurduğu taraftan görüntüsünü izlediniz. Esasında her iki fotoğrafta tabloyu çok net ortaya koydu. Az önce bizim 3G Mehmet Kıvanç 3G canlı olan taraftan gördüğünüz görüntüde şu an zoom girilen alanda çok sert bir müdahale vardı. Ve bir yandan aynı dakikalarda biz de Ankara Kızılay canlı yazan görselde Tomaların önüne yatan yurttaşları canlı yayında izlediniz sevgili seyirciler. İki tane yurttaşımız emekleyerek Tomaların önüne geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Anlayabildiğimiz kadarıyla hareket dillerinden bu müdahaleye gerek yok serzenişini ortaya koydu. Hareket etmekte direnen Toma'nın önüne iki tane yurttaşımızın yattığını, yatan iki yurttaşımızın üzerine de çok sert bir şekilde yine o kadar yakın mesafeden daha sert hissedilir. Su sıkıldığını net bir şekilde ekranlara taşıdılar. Sonra gelen gençler oldu. Özellikle Ankara Kızılay canlı yazan taraftaki emniyet görevlileriyle konuştu. Niye bunu yapıyorsunuz şeklinde ya da benzer ifadelerle serzenişlerini ortaya koydu. Şu anda o görüntüleri arkadaşlarım sağ olsun tekrar yansıtıyorlar. İşte ellerini kaldırarak niye bunu yaparsınız der gibi adeta bu müdahaleye gerek yok der gibi. Yine ellerinde kalpaklı Atatürk resimli Türk bayraklı resimler olan evet şu anda izliyorsunuz. Su sıkma sonrasında yere çömeldiler ve o iki yurttaşımız bunun ardından Tomaların önüne yattı ve bunun sonrasında emniyetin geri çekildiğini ifade etmek mümkün. Çünkü şu anda gördüğünüz alanın özellikle bir aracın fren lambasına ışığını sizler de görüyorsunuz. O noktada sert bir müdahale vardı ve ta oralardan yolun öbür tarafına doğru geri çekildiğini görmek mümkün. Eğer yine çifti görme şansımız varsa şu anda o Kennedy Caddesi'nin bütün alanına Ankaralılar doldurmuş durumda. Ellerinde Türk bayrakları var ve sloganlarla yine hükümet istifa protestolarını sergilemeye devam ediyorlar. Gerçekten hem Doğan Haber Ajansı'na hem de değerli arkadaşlarımıza Mehmet Kıvanç ve 3G kamerasını kullanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her iki uçtan fotoğrafı çok net bir şekilde ortaya koydular. Bunu özellikle ifade edelim. Mehmet Kıvanç da söyledi. Ankara'da toplananların niyeti başka ya da benzeri bir takım ifadeleri kullanan siyasi liderler ve benzeri kamuoyunda çıkmış adeta provokasyona da belki davetiye çıkartan haberler vardı. Ama o iki görüntü fotoğrafı çok net ortaya koydu. İşte 3G canlı yayınında yine bir yanda halk kitlesinin bulunduğu taraftan yayını izlerken Doğan Haber Ajansı'nın da emniyet tarafından olan görselini izliyoruz. Şu anda emniyet anladığım kadarıyla müdahaleyi tamamen kesmiş durumda ve yurttaşlarla da emniyet görevlileri arasında sohbete dönüşen bir ortam var. İşte bundan hep bahsediyorduk. Bu müdahalelere gerek yok. İşte ellerinde ve arabalarında Türk bayrakları olan yurttaşlarımız o alandan geçmeye devam ediyorlar. Yaklaşık 3 saate yakındır Ankara'dan bu canlı yayınları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz sevgili seyirciler. Bunu anlatmaya çalışıyorduk ve nihayetinde son derece demokratik bir çerçevede tepkilerini dile getiren yurttaşların bir anlamda bu akşamki zaferini de ekranlarınıza bu yolla taşımış olduk. Bir yanda görüntüler
Ankara'da Doğan Haber Ajansı'nın emniyet kanadı olarak tarif edebileceğim cadde tarafından görüntüsünü, diğer taraftan da 3G canlı yayınında gerçekten çok yoğun gaz ve biber gazlı müdahaleye ve su müdahalesine rağmen orada arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla sizlere ilettiği 3G canlı yayın görüntüsü.